Göbekli Tepe ve Karahan Tepe gibi yerleri de içeren Taş Tepeler adı verilen Neolitik alanların sayısı bugün net olarak bilinmiyor. Ancak Şanlıurfa ve civarında yer altında ayrı bir şehir olduğu bir gerçek ve bu yerlerin insanlık tarihine ışık tutacağı artık herkesçe kabul ediliyor. Fakat bu bölgelerin önemi konusundaki bilinç anca son 5-10 senedir artmış durumda. Ne yazık ki onlardan biri Göbekli Tepe'nin çağdaşı Hasan Keyf 2020 yılında sulara teslim edildi. Tıpkı 12.500 yıllık Körtük Tepe gibi ya da onlardan daha önceki Nevali Çori gibi. Önce Hasan Keyf'e bakalım. Ilısu Barajı'nın Hasan Keyf'i sular altında bırakacağının anlaşılması sonrası bölgede kurtarma kazıları yapılmaya başlanmıştı. 2000'li yılların sonlarına doğru Profesör Doktor Abdüsselam Uluçan başkanlığındaki kazı ekibi Hasan Keyf Höyük adı verilen Neolitik yerleşim alanını tespit etti. Yapılan kazılarda buranın Göbekli Tepe ile çağdaş olduğu anlaşıldı. Yani 12.000 yıl öncesine giden yapılar bulundu. 2009 sonrası kazı çalışmaları Japon bilim insanlarına geçti. Japon ve Türk bilim insanlarının ortak kazılarından birinde bir yeraltı yapısına ait olduğu düşünülen taş duvarlar, gözü hatırlatan bir rölyefin yer aldığı taş levhalar tespit edildi. Ve dahası aynı döneme ait insan kalıntıları da bulundu. Toplamda 100'e yakın insan kalıntısı. O dönem kazılara danışmanlık yapan Japon Tsukuba Üniversitesi'nden Profesör Yutuka Miyake, Hasan Keyf'e dair şöyle bir açıklama yapmış. Burayı bölgede kurulan ilk köy olarak biliyoruz. İnsanlar burada göçebe hayatı yaşıyordu. Bir süre sonra yerleşik hayata geçtiler. Burada çok sayıda yuvarlak ev var ve orada insanlar yaşıyordu. 9 metre genişliğinde bir yapı bulunuyor. Bu yapının özel bir yapı olduğunu düşünüyoruz. Yerde bir dikili taş var. Aynı şeyi Siirt'te bir tümülüste de bulduk. Yer altında 30 mezar odası ve insan iskeleti tespit ettik. O dönemde mezarlık olmadığı için insanlar zemin altına gömülüyordu. İnsan iskeletlerinde de resim izlerine rastladık. Kemikler turuncu ve siyaha boyanmıştı. Aynı ekibin çalışmaları kapsamında bölgedeki Neolitik yapıların bir planı çıkarılmış. Tıpkı Göbekli Tepe'den bildiğimiz o yuvarlak yapılar ki zaten arkeologlar Hasan Keyf Höyüğün Göbekli Tepe'de yuvarlak yapıların yer aldığı 3. tabaka ile çağdaş olduğunu söylüyor. Ve en önemlisi de Göbekli Tepe'dekilere benzer bu dikili taş ortak bir kültüre işaret ediyor ya da ediyordu. Hasan Keyf'te yıllar içinde çok sayıda medeniyet yaşadı. Hurilerden Bizans ve Perslere, Araplara kadar sayısız millete ev sahipliği yaptı. 1101'de Artuklu Beyliği'nin merkezi oldu. 1232'de Eyyubilerin eline geçti. Daha sonra Moğollar istila etti. 1462 yılında Uzun Hasan tarafından ele geçirilen şehir Akkoyunlu topraklarına katıldı. Ardından Safevi Hanedanlığı'na geçti ve 1515'te Osmanlı İmparatorluğu'na. Bu 17. yüzyıldan kalma haritada Hasan Keyf solda, Diyarbakır sağda görülüyor. Tespit edilen ilk yerleşim alanlarının inşasından yani M.Ö. 10.000'den bu yana Hasan Keyf sayısız kez yıkıldı ve yeniden inşa edildi. Ama burayı tamamen sular altına gömmek bize kısmet oldu. Maalesef taş tepeler zincirini tamamlayabilecek halkalardan biri yok edildi. Kim bilir, belki Göbekli Tepe'nin önemi 30-40 yıl önce anlaşılmış olsaydı, barajı oraya yapmaktan vazgeçerlerdi. İşin tuhaf yanı ise Hasan Keyf'in 1981 yılında doğal koruma alanı ilan edilmiş olması. Hasan Keyf adı kayalara oyulmuş yapıları nedeniyle Süryanice kaya anlamına gelen kifo kelimesinden türetilmiş. Vaktiyle kifos ve cepha, ciphas isimleriyle anılmış. Sonra Arapça mağaralar şehri ya da kayalar kenti anlamında Hısn-ı Keyfa adını almış. Zamanla Hısn-ı Keyfa Osmanlılar döneminde halk arasında Hasan Keyf şeklinde telaffuz edilmeye başlanmış. Hasan Keyf'teki kazılardan birinde 100.000'den fazla parçalanmış taş eser ve 332 obsidiyen eser de bulundu. Özetle sulara gömülmeden birkaç yıl önce yapılan hızlı kazılarda kurtarılabilecek ne varsa kurtarılmaya çalışıldı. Ancak o bulunan eserleri sadece müzede toplamak yeterli değil. Çok açık ki daha toprağın altında su yüzüne çıkarılmayı bekleyen sayısız eser ve yerleşim yeri vardı. En önemlisi de Göbekli Tepe'yi ziyaret etmek, Göbekli Tepe'den çıkarılmış eserleri müzede ziyaret etmekten nasıl daha özel bir durumsa, tıpkı Hasan Keyf'teki o yerleşim yerlerini yerinde ziyaret etmek de o kadar özel olabilir.
di. Ve dahası tabii bilimsel çalışmalar açısından ve belki 100 yıl sonra tamamen açığa çıkarılacak tüm o Neolitik yerleşim yerleriyle bağlantıyı tamamlayabilecek bir yer yok edilmiş oldu. Hasankeyf Havzası'ndaki 300'e yakın höyük gün yüzüne çıkamadan baraj suları yükseldi. 12 bin yıllık kalıntıların hepsi kurtarılamadı. Karahantepe Kazı Başkanı Necmi Karol'un bir sözü vardı. Göbekli Tepe'yi daha iyi anlamak için Karahantepe'yi kazmamız gerek diye. İşte 12 bin yıl önce Hasankeyf'te yaşamış insanlar tüm o diğer bölgelerde aynı dönemde yaşamış insanlarla bağlantılıydı. Bunu ne kadar özel bir şeyi kaybettiğimiz ya da yok ettiğimizi anlamamız açısından vurguluyorum. Burası aynı zamanda Hallan Çemi, Demirköy Höyük, Körtik Tepe ve Gusir Höyük gibi erken Neolitik çağ yerleşmeleriyle de çağdaştı. Hasankeyf Höyük'teki mimari yapı, ölülerin gömülmesi ve bulunan bazı aletler de ortak kültürel öğelerin bir kanıtı. Hasankeyf Höyük, bilinmeyen bir nedenden ötürü M.Ö. 10.000 sonlarında aniden terk edilmiş. Ancak bulunan aletler ve evler bu insanların avcı toplayıcı değil, yerleşik hayata geçmiş olduklarının kanıtı olarak görülüyor. Burada bulunan yapılar tıpkı Göbekli Tepe'de olduğu gibi yuvarlak yapılar. Sadece 2 adet dikdörtgen yapı bulunmuş ancak bunların tahrip edilen yuvarlak yapıların yerine inşa edildiği düşünülüyor. Yani daha sonraki dönemde yapılmış. Burada bulunan en ilginç eserlerden biri de üzerinde hayvan motifleri bulunan bu kemik levha. Buradaki insanların mercimek, badem, antep fıstığı gibi gıdalar tükettikleri tespit edilmiş. Özetle 12 bin yıl önce Hasankeyf'te yaşayan insanlar mimari becerisi olan kültürel özelliklere, soyut düşünceye sahip ve hatta ölülerine bile değer veren bireylermiş. Yani insani ilişkilere sahip bireyler. 2020 Mayıs ayında tüm dünya evlere kapanırken Hasankeyf'te sular altına gömülmüştü. Konuyu araştırırken bir gazetede suyun yükselmesiyle birlikte eşsiz manzaralar ortaya çıktı ifadesini gördüm. Gerçekten muhteşem bir tarih anlayışı. Tarihi kent sulara gömülmeden önce bazı tarihi yapılar taşındı. Zeynel Abidin Türbesi, Roma dönemi eserleri Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Eyyubi dönemlerinin cami, külliye ve minareleri taşınan eserler arasında. Bence her şey orijinal yerinde kalmalıydı. Sanki bir tarihi eser ilk yapıldığı yerden taşınınca orijinalliğini bir parça kaybediyor. Berlin'de gördüğüm o Bergama Tapınağı bir müzenin içinde nasıl absürt ve yabancı duruyorsa bu taşınan yapılar da modern binaların arasında biraz yabancı kalıyor bana göre. Buraya kadar tarihi açıdan ele aldım. Tabii bir de evlerinden olan binlerce insan var ya da yok olan tarım arazileri. Elektrik, enerji üretimi önemli ama bunun için tarihi yerler yok edilmemeli. Barajın 50 yıl faal kalacağı tahmin ediliyor. 50 yıl sonra elimizde belki de bir hiç ve yok edilmiş tarihi yapılar kalacak. Hasankeyf'ten ve Göbekli Tepe'den daha eski olan 12.500 yıllık Körtük Tepe'de 2020 yılında sessiz sedasız Ilısu Barajı'nın sularına teslim oldu. Burada da yuvarlak planlı yapılar ağırlıktaydı. Tıpkı Hasankeyf'teki gibi ölülerini mezar odalarına gömüyor ve sonra kemiklerin üzerine aşı boyasıyla şekiller çiziyorlardı. Bazı iskeletler ise alçılanmış olarak bulunmuştu. Buradaki insanların balıkçılık yaptığı ve dokuma işinden anladığı da biliniyor. Körtük Tepe'de kurtarılabilen eserler bugün Diyarbakır Müzesi'nde sergileniyor. Körtük Tepe adı çok fazla duyulmasa da burada muazzam eserler ve yapılar bulunmuştu. Mesela şurası Roma hamamlarını hatırlatıyor. Bu gördüğünüz yerler artık yok ve sayısız eser de artık suyun ve toprağın altında. Gelelim Nevali Çori'ye. Burası taş tepeler grubunda ilk kaybedilen yer. Her ne kadar resmi olarak dahil edilmese de taş tepelerin bir parçası olduğu açık. Şanlıurfa ilinin Hilvan ilçesine bağlı Gülüşağı mahallesinin hemen kuzeybatısında bulunan bir höyüktü. Tabii o dönem tek olması açısından önemi bugün Göbekli Tepe'de olduğu kadar anlaşılamamıştı. Ama Nevali Çori de tıpkı Göbekli Tepe gibi bir yerdi. 1992 yılında Atatürk Barajı'nın suları altında kalan Nevali Çori de tıpkı Göbekli Tepe'de olduğu gibi terrazzo tabana sahip yapılar içinde T biçimli dikili taşlar bulunmuştu. Dikili taş binası olarak da adlandırılan yapı, kazılarda ortaya çıkarılan 29 yapı içinde kare olan tek yapıydı ve 14'e 14 metre boyutlarındaydı. Konut olarak yapıldığı anlaşılan dikdörtgen planlı birbirinden bağımsız yapıların tabanları altında kanallar bulundu.
Çok sayıda heykel de tespit edildi. Heykellerden biri yüz kısmı tahrip olmuş, gerçek ölçüde bir insan başı heykeliydi. Saçsız başın üstünde kabartma halinde bir yılan başı bulundu. Yılanın gövdesi ise başın arkasından dolanıp enseye doğru iniyordu. O, çok bilinen, kaplumbağa ile dans eden insanlar olarak tanımlanan taş plaka da burada bulunmuştu. Ama bence o bir kaplumbağa değil, iki erkekle dans eden şişman bir kadın. Burada bulunan insan heykelleri muazzam. Hatta biri E.T.'yi hatırlatıyor. Nevali Çorililer buğday, arpa, fasulye, bezelyenin yanı sıra Antep fıstığı, badem ve üzüm yetiştiriyordu. Acaba 12 bin yıl önce Antep fıstığına ne diyorlardı? Nevali Çorili'deki kazılarda kurtarılanlar bugün Şanlıurfa Müzesi'nde sergileniyor. Nevali Çorililer de tıpkı Körtüktepe ya da Hasankeyf'te olduğu gibi ölülerini evlerinin altındaki mezar odalarına gömüyordu. Dolayısıyla burada da insan iskeletleri bulundu. Bu insan kalıntılarına hala rekonstrüksiyon yapılmaması bana artık şüpheli geliyor. Yüz rekonstrüksiyonunu yap, bütün bilmece çözülsün. Bu insanlar kime, neye benziyordu anlaşılsın. Neden ısrarla yapmıyorlar anlamıyorum. Özetle 12 bin yıl önce belki gerçek bir tufandan korumak amacıyla toprak altına gömülen tüm bu yerler günümüzde yine mini bir tufan yaşadı. Ve bu insan eliyle oldu. Günümüz teknolojileri sayesinde birebir izledik. Acaba 5-10 bin yıl sonra bir şekilde burası unutulursa ve geleceğin arkeologları sualtı kazıları yaparsa neler düşüneceklerdir? 2000'li yıllarda büyük bir tufan yaşanmış derler mi acaba? Yazılı kaynaklar olduğu için bizden daha şanslı olabilirler. Ama Einstein'ın şu sözünü de unutmayın. 3. Dünya Savaşı'nı bilmem ama 4. Dünya Savaşı taş ve sopalarla yapılacak. İnsanlık bu şekilde devam ederse 10 bin yıl sonrasının insanlarına bırakacak bir yazılı kaynağımız da kalmayabilir. Ve Hasankeyf ya da Nevali Çori geleceğin tufan hikayelerinin ana kaynağı olabilir. Peki Hasankeyf UNESCO Dünya Mirası listesine alınsa kurtulabilir miydi? UNESCO Dünya Mirası Merkezi'nin direktörüyle o dönem yaptığım bir konuşmada bana Türkiye'den böyle bir talep gelmediğini söylemişti. Böyle bir talep olsa kurtulur muydu bilinmez. Sonuçta bu bir doğal afet değil, insan kararıydı. Nevali Çori'ye yetişemedim ama Hasankeyf'e veda edebildim. Sular altında kalmadan birkaç ay önce Hasankeyf'e gittim. Tabii ki o dönem bölgede bir hüzün vardı. Artık son ziyaretler yapılıyor, son ballı cevizli kahveler içiliyor ve insanlar taşınmak için hazırlık yapıyordu. Bunlar da çekebildiğim son fotoğraf ve videolar. Neden daha fazla çekmemişim diye kızıyorum kendime şu an. Yöre halkı hala bölgede. Yeni yaşam alanları 2 kilometre kadar uzakta yer alan Yeni Hasankeyf olarak adlandırılan yer. Şu anda orada durum nasıl, eskiden olduğu gibi turizmle geçinenler ne durumda bilmiyorum. Belki orada yaşayanlar ya da son dönemde ziyaret edenler yorum kısmına yazabilir. Sular altında kalan sadece bu 3 Neolitik yerleşim yeri değil. Daha önce adı geçen Hallançemi'de Batman Barajı'nın suları altında. Göbekli Tepe'nin gizeminin çözümüne katkı sağlayabilecek en az 4 bölge ve yüzlerce höyük yok oldu. Bir gün bu sular geri çekilir mi bilmiyorum ama şimdilik giden gitti. Tarihin gizli hazineleri yine kendi gizemleriyle toprak altında uzun bir gelecekte tekrar gün ışığına çıkarılmayı bekleyecek. Tabii sular tamamen yok etmediyse. Neyse, umarım Göbekli Tepe ve yüzeydeki diğer kardeşlerini korumayı başarırız.